Doğru şeye mi bastım acaba? Tam ortadakine bastım ama. Evet, basılı mıydı zaten? Nasıl? Dur bakayım ben. Basılıydı, basılıydı. Ses. Ben abi. Merhabalar, biz açık alan. Yoğur, açık alan. Alandan Sinan. Merhabalar. Alanlı Kıvanç. Aslında böyle cümbüş bir ekibin minik bir parçası olarak bizler çıktık buraya. Alan olarak kolektifimsi bir ekip anlayışıyla daha çok arkadaş çevresinden bozma bir çalışma mantığımız var. Daha çok paylaşır, kaynaşır, üretir, öğrenir ve deneyimleyip yaratmayı ve alan açmayı deneyen bir oluşum gibiyiz. Köye de davetimiz ile beraber bir atölye yapalım. Ama sonra baktık ki atölyeyi bir alan yaratalım derdiyle, köyde nasıl bir alan sorusuyla tasarım köyüne geldik. Ondan sonra ilk kendi yerlerimizi falan yapmaya başladık. Öyle her gelen aslında bir böyle planlı programlı yürümedi. Neye ihtiyacımız olduğunu düşündük ve ihtiyacımız olan şeye karşı atık malzemelerden, eldeki fazla malzemelerden falan neler yapabiliriz diye düşündük ve her gelen bir şeyler kattı falan, böyle bir kişinin, iki kişinin veya on kişinin ürünü de değildi o. Yani bir sürü gelen farklı insanın ufak ufak dokunuşları vardı. Zaten de ekip olarak daha çok eline varsa hani bu çöpçü gibi de bir anlayışımız var. O giderek bu artan tüketimi ve sonsuz harcamanın yerine eldekileri kullanıp geri dönüşmeye de eldekilerle yeni üretmeye deneyip ne yapabiliriz sorusuyla adam başlamıştık. Köydeki alan deneyimi de aynı. Yaklaşık bir 16 dostumuz geldi gitti yanımıza süreç boyunca. Onun için iki tane davetlimiz oldu. Nebula ile Tunç diye. Ve herkes bir aslında kendi alanını yaratmayı denedi. Burada işte Sinan'ın kendi alanı vardı. Bana göre benim alanım vardı. Öyle işte yani. Daha sonra köye taştık, köydeki insanlara taştık. Köydeki insanlar da bir şey yapmaya başladı artık. Hani köylülerin kendileri de bir şeyler üretmeye başladılar. Bir şeyler yapmaya, destek vermeye falan başladılar. Bayağı bir yayıldı ya. Alan gerçekten bir alan oldu ve bayağı geniş bir alan oldu. Bayağı tatlıydı gerçekten. Çok güzel bir deneyimdi yani. Orada öyle güzel insanlarla tanışıp herkesin tek amacı çünkü üretmekti. Herkesin gerçekten tek amacı bir şeyler üretmekti. Ve takılmaktı. İnsanlar takılarak bir şeyler ürettiler ve gerçekten çok güzel şeyler çıktı bence ortaya. O paylaşım da yani mesela ilk iki gün boyunca insanların ortada bir grup ekip var, bir şeyler yapıyorlar. Herkesin kafasını ne eserse çünkü okullarda sürekli onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Kurallı olmalı, sistemi olmalı. Ya bir salla. Sadece paylaş et ve gerçekten bunu farklı insanlar. O mesela sürecin sonunda bir grup yeni alanlar dahil oldu. Muhtarın kızları, yan komşu, arkadaki sütçü abi. Bayağı ekip genişleyip insana gelip bir şey yapıp, ya ben de bunu yapabilirim, nasıl üretebilirim? Şeyde, bir ilginç deneyim, fuara davet edildik bu Maker, Mini Maker galiba. Maker Fair'a davet edildik. Orada bir standta alan açtık bu animasyon atölyesiyle beraber ve tasarım köyüyle beraber. Onun için de en de ilginç söz aslında bu Barış Çimüz'ü yaptığımız sahneyle, bir sahneye ihtiyaçları olduğunu söylediler. Ve biz de bunu gazlayan ekip olarak Tasarım Köyü, Plankton Project'ı açık alan içinden gönüllü desteklerle bir sahne kuruldu. Galiba onun içeride çok aktif olarak sen çalıştın. Ben daha çok sahneye bakan ekipteydim de. Yani orada köylüler de bayağı destek verdi. Bu paletlerden yaptık. Meyve paletlerinden falan elimize geçen fabrikalardan malzeme falan dilenerek verdi. İnsanlar da o konuda hem taşımada hem malzemelerde falan bayağı yardımcı oldular. Ama ya benim için Tasarım Köyü'nün anlamı ilk gittiğimde mesela bir evin nasıl bir yer olması gerektiği değil de bir okulun nasıl bir yer olması gerektiğiydi aslında. Kurallardan bağımsız, sıkıntılardan bağımsız, herkesin özerk olduğu, yapmak istediğini yaptığı falan böyle. Bir ideal bir okul ortamı gibiydi ama sonra bir eve dönüştü. Hani bir evin nasıl bir yer olması gerektiğine dönüştü. Aklındaki ev profili değişti baştan sona. Çünkü yatakhanelerimiz yan taraftaydı, çadırlar. Yemekhanemiz oradaydı, yemek odamız. Salonumuz oradaydı falan. Komşularımız vardı, bilmem ne derken. Gerçekten bir evin nasıl bir yer olduğuna dönüşen bir yer oldu. Yani tasarımsa, o tasarım sözünün aslında köyü varlanmış hali, o yapılan son çıktı işlerden ziyade
Başlı başına bir o süreç, insanlar, diyaloglar, oradaki yaşam. Hani tasarım aslında bunun burasında vardı. Bir alan olarak da bunun böyle ucundan, kıyısından ve böyle çok da açık bir şekilde, elimden gelen açık bir şekilde dahil olursak çok da keyifli oldu bence. Açık alan başka yerde bir şeyler yapacak mı? Açık alan planları yapacak, var mı? Yapacak ve dönünce İstanbul'dayız. Ayın 9 Ekim'de Maker Fair'da yeniden bir stand açacağız. Onun için de bir Erzurum'da alanlı olmayan, anti alanlı Berk kardeşi beraber bir Erzurum alan açıyoruz. Orada bir atölye yapacağız. İzmir'de şu arkadaki gizli alanda. Gizli alanımız kamera arkasındaki. Ve Muhtar Sinan'la beraber İzmir'de planlarımız var. Ya daha çok aslında ilk başlayayım ben. İnsanlar alsın, yaysın ve götürsün ile fikirlerimiz var. Ama İstanbul'a, İzmir'e de Erzurum'un dışarısı bekleriz. Ha benim de fikrim var. Ben de bir alanda olabilirim. Ya da nasıl olurum? Ha çok cool dersen. Hiç çekinmene gerek yok. Zaten böyle bir işte grup kimliği ya da bir ekip başkan şu bu şeyimiz yok. Gönülden kim destek vermek isterse artık kapısı açık olan. Biraz da fazla açığız galiba. Onu tamam yıkamıyor insanlar da. Ama hani bu şey gibi girdi mi çıkamıyorsun içimde. Bakalım görüşürüz ya illa bir yerde bir şekilde. Bilmiyorum. Öyle. Planlar var mı kafanda planlar? Var ama şurada anlatabileceğim şu an pek. Onları şey yapalım o zaman. Haydi. O zaman sevgiler, mutluluklar, gönlünüz hoş. Kafanızı boş bırakmayın. Alanınız dolu. Ve koralla kalın.